Sağlık olsun başlıyor efendim. Herkese iyi pazarlar, hayırlı hafta sonları diliyoruz. Biz bugün programımızda akupunkturistimizi ağırlıyoruz ve akupunktur uygulamalarından bahsedeceğiz. Zayıflamada daha çok dillendiriliyor akupunktur ama başka hangi tedavilerde kullanabiliyor, hangi uygulamalarda akupunktur devreye giriyor? Bunları anlatacak. Aslında birazcık akupunkturun ne olduğuna da değineceğiz. Evet, herkes akupunkturdan bahsediyor ama doğru akupunkturu, doğru uygulamayı biliyor muyuz? Kimler yapacak, kimlere güveneceğiz gibi merak ettiğimiz soruları akupunkturist Doktor Buğra Buyrukçu ile konuşacağız. Sizler de bize Instagram, Twitter ve mail adresleri üzerinden ve bizim Sağlık Olsun'un sosyal medya hesapları üzerinden sorularınızla programımıza dahil olabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Akupunktur artık bilmeyen yoktur herhalde diyoruz ama doğru akupunktur uygulaması, yani akupunktur, evet, gidip başladık, hadi bismillah zayıflayacağım, migrenimi tedavi ettireceğim ya da tüp bebek uygulamalarında akupunktur dedik ama sonrasında hüsrana uğramamamız gerekiyor. Yani kesinlikle. Çok güzel zayıfladım ama sonra 5 katı kilo aldım. Kesinlikle. Ya da migreni o an biraz tedavi ettirdim, sonra daha kötü tekrar oldu gibi şeylerle karşılaşmamak için bu işin ehline, uzmanına gitmek gerekiyor herhalde. Bugün çok bundan bahsedeceğiz ama öncesinde akupunktur nedir, nasıl bir uygulamalıdır? Böyle kısa bir tanımlamayla başlayalım mı? 5000 yıldır uygulanan aslında en eski tıp yöntemlerinden birisi. 1974 yılında Dünya Sağlık Örgütü artık akupunkturu bir tedavi metodudur diye kabul etti ve hangi hastalıklarda tedavi edici olarak kullanıldığını da yayınladı. Biraz önce söylediğiniz gibi sadece obezite tedavisi değil, migren gibi birçok kalıcı hastalıkların tedavisinde, tüp bebek tedavileri, çocuk sahibi olamayanlar gibi birçok hastalığın, hani geçmez artık bu bizde sürekli olacaktır denilen bir sürü rahatsızlığın tedavisinde akupunktur tedavi edici bir uygulamadır diye Dünya Sağlık Örgütü de kabul etti. Ne yapıyor akupunktur? Aslında vücudun kendisini onarmasını kolaylaştırıyor. Çünkü vücudumuz o kadar mükemmel yaratılmış ki kendi kendini daima onarabiliyor. Kendisinde var olan hasarları, hastalıkları kendisi zaten tedavi edebiliyor. Eğer sizde kalıcı bir hastalık ortaya çıktıysa, bu obezite de olduğu gibi migren gibi, alerjik hastalıklar gibi veya çocuk sahibi olamamak gibi düzeltilemeyen hastalıklarda da zaten vücutta bir patoloji ortaya çıkıyor. Yani biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bir şeyi yanlış yaptığımız için vücudumuzda bir hastalık ortaya çıkıyor. Ve bu hastalığın tedavi edilmesini de yine akupunkturla biz aslında vücuda yaptırıyoruz. Hı-hı. Ne yapıyoruz? İğneler kullanıyoruz. Bu iğneler, tabii iğne deyince hemen herkesin bir ya iğne mi, ben iğneden çok korkarım, aman yaptıramam gibi bir fobisi ortaya çıkıyor. Burada kullandığımız iğneler toplu iğnenin 20'de biri büyüklüğünde iğneler. Ben bu iğneleri yanımda getirdim. Kıl gibi olan iğneler ve bu iğneleri vücutta 636 tane noktadan herhangi birisine batırıyoruz. Bu batırma işleminde şüphesiz ki bir his ortaya çıkıyor. Örneğin ben şimdi elime batırıyorum, bir akupunktur noktasına batırıyorum. Bakın normalde hiçbir sıkıntı olmuyor. Bu batırma hissini vücudum, beynim benim algılıyor. Ve buradaki noktanın özelliğine göre vücut kendi enerjisinde sorunlu olan bölgeyi düzeltebiliyor. Oradaki enerji yoğunluğunu arttırıp tedavi edici moleküllerini o bölgeye gönderebiliyor. Peki genelde hep şeyi soruyorlar, ya hocam ya biz işte iğne acısını hissetmesek, buraya bir uyuşturucu sürsek de siz iğneyi batırsanız, yapılan çalışmalar göstermiş ki uyuşturucu sürdükten sonra, yani bir anestezik madde kullandıktan sonra akupunktur uygulaması yaptığımızda maalesef başarılı olmuyor. Nasıl etki ediyor peki? Yani biz bu noktaya batırdığımızda neden işte beynimizde bir bölge düzeliyor, baş ağrımız bir anda gidiyor, açlık hissimiz ortadan kalkıyor, işte yumurtlamamız veya işte adet kanamalarımız düzenleniyor veya başka hastalıklar düzenleniyor, bunu hala bilmiyoruz. Birkaç tane teori var. İşte primavasküler sistem gibi bir teori var. İşte bazı fasiye üzerinden etki etmeleri, bazı sinir yolakları üzerinden, ama hala bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey gerçekten de 5000 yıldır çok başarıyla uygulanıyor. Son 100 yıldır, 150 yıldır bilimsel çalışmaları da yapılmış. Yani işte migren hastası olup da normal ilaç tedavisine alınıp tedavi edilenler, bir de akupunktur tedavisine alınıp tedavi edilenler karşılaştırılmış. Kontrol grubuyla birlikte bizim bilimsel dergilerde yayınlanacak şekilde bazı çalışmalar başlamış ve bu çalışmaların sonucunda görülmüş ki gerçekten de akupunktur çok başarılı şekilde de sonuç veriyor. Genelde hep işte
geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemlerinde ya bilimsel açıdan ne kadar etkili, bilimsel açıdan doğru mu, bilimsel yayınları yapılmış mı diye sorguladığımızda bugün sadece akupunkturla ilgili bilimsel çalışmalara baktığımızda 25 bin tane bilimsel çalışmanın yapıldığını görüyoruz. Yani gerçekten hastalıkların tedavisinde, kronik hastalık dediğimiz tedavilerde vücudun kendisini iyileştirme üzerine dayalı muhteşem bir sistem. Hemen burada bir parantez açayım. Hı hı. Vücudun kendisini iyileştirmesi dediğimizde bakın bu iyileştirme çoğu zaman kalıcı bir iyileştirme oluyor. Yani biz hastayı tedavi ettiğimizde ve devamı beraberinde geldiğinde akupunktur tedavisi gerçekten de bir sorunu düzeltiyor. Ama çok önemli söylediğiniz bir şey var. Bunun başarılı olabilmesi için bu işin uzmanları tarafından yapılması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Mesela az önce dediniz ya vücudumuzun 636 noktası noktasına var. Evet. Yapılabiliyor. Bu noktaları bilmeyen biri tam tersi aksi bir yöne de çekebilir mi tedaviyi? Akupunkturun en güzel tarafı bilmeyen birisi yanlış bir noktaya batırdığında akupunktur etki etmiyor. Yani hiçbir yan etkisi yok. Birisi yanlış yapmak istediğinde, bir damara batırdığında, işte başka bir zarar verici, ya sinire batırırsak sinir hasarı olur mu? Akupunktur hiçbir şekilde yan etkisi olmayan, damara, sinire hiçbir yere zarar vermeyen muhteşem bir yöntem ama hasta tedavi olamıyor. İşin kötüsü maalesef ki tedavi olmak için gelen bir hasta, bu konuyu bilmeyen, bu konuda deneyimi olmayan bir kişi tarafından tedavi edilmeye kalktığında tedavi olamadığı için akupunktura olan inancı sarsılıyor. Yani kişi diyor ki ya ben akupunkturla tedavi olamıyorum, olamayacağım, başarılı olmuyor. Halbuki gerçekten de bu kişinin uzmanı tarafından yapıldığında çok önemli. Bakın kısırlık tedavileri için bahsediyoruz. Çocuk sahibi olamayanlar, erkek kısırlığında, azospermi hastalarında veya kadın kısırlığında yumurtası az olanlar, tutunma problemi olanlar, başarısız süt bebek tedavisi olanlar, bu kişilerin hepsinde bu konunun uzmanı tarafından tedavi yapıldığı zaman gerçekten başarılı oluyor. Benim tüp bebek sertifikam var. Tüp bebek sertifikam olduğu için bu tarz hastalara yaklaşımım şüphesiz ki normal akupunkturistlere göre biraz daha farklı olabiliyor. Ve tüp bebek akupunkturu ile ilgili de çok ciddi eğitimler görmek gerekiyor. Yani işte ben tüp bebek için gittim, çok stresim vardı. Evet, stres akupunkturunu birçok insan yapabiliyor. Ama yumurtlaması bozuk olan, yumurta kalitesi bozuk olan, tutunma problemi olan, başarısız tüp bebek denemesi olan, yani altta yatan soruna yönelik olan yapılması gereken akupunktur farklı farklı. Peki şu tüp bebekte akupunkturu biraz daha açacak olursak, yani çocuk sahibi olamadı çift ve sonrasında bir kadın doğum uzmanı jinekoloğa başvurdu, tüp bebek tedavisini yaptırdı, tüp bebek tedavilerindeki denemeleri de başarısız oldu. Evet. Sonra mı akupunktura gidiyor yoksa tüp bebek tedavisi devam ederken ek tedavi olarak mı akupunktur? Yani orayı da iyi ayıralım, seyircilerimiz anlasın. Çok, çok güzel bir yere değindiniz. Şimdi burayı gerçekten iyi teşhis ederek yönlendirirsek başarılı oluyor. Hı hı. Bazen hastalar şöyle düşünüyor. Ya ben akupunktura gideceğim, çocuğum olacak. Hı. Böyle bir şey yok. Yani akupunktur kişiyi çocuk sahibi yapan yöntemlerden birisi ama tek başına başarılı olan yöntem hiçbir zaman olmaz. Bir kişi eğer spermi çok azsa şüphesiz ki bir kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirildikten sonra tüp bebek tedavisine sevk edilecektir. Ama tüp bebek tedavisinde destek amaçlı, yani daha iyi sperm elde etmek için akupunktur başarılı olur. Peki başka ne yapar? İşte tüp bebek tedavisi sırasında aşırı heyecan, stres yaşayan kişilerde başarılı olur. Eğer başarısız süt bebek denemesi varsa, tutunma problemi varsa tutunmayı desteklemek için evet akupunktur başarılı olur. Ama kişi yine tüp bebek yaptırır, tüp bebek sırasında başarılı olur. Eğer açıklanamayan kısırlığı var ise, yani kişinin altta yatan nedeni kadında da hiçbir problem yok, erkekte de hiçbir problem yok, bunların çocuğu olmuyorsa o zaman akupunktur tedavisi tek başına başarılı olabiliyor. Bizim tüp bebek tedavisi yaptırmış ama başarısız olmuş hastaları akupunktur tedavisiyle gebe bıraktığımız oluyor altta bir sorun yoksa. Veya işte yumurta sayısı az, yumurta sayısını biz akupunktur tedavisiyle arttırabiliyoruz. Ya işte bana menopoz başlangıcı dendi, yumurta sayın az ondan dolayı olmuyor dendi. Bu hastalara biz akupunktur desteğiyle yumurta sayısının artması için destek olabiliyoruz ama bu kişi yine
yumurta sayısı arttıktan sonra tüp bebek tedavisine gitmesi gerekiyor. Oraya yönlendirmemiz gerekiyor. Yani birlikte, alternatif değil. Evet. Birlikte destek. Destek olduğu zaman ve ikisini birlikte yaptığımız zaman başarı şansı çok artıyor. Ve o zaman gerçekten hastalar çocuk sahibi olmak için iyi bir adıma girmiş oluyor. Bir de akupunkturun bir yan etkisi yok dedik. Herhalde tüp bebek tedavisinde de destek olarak, yardımcı tedavi yöntemi olarak akupunkturun olmasının bir yan etkisi olmaz değil mi? Şimdi kadınlar kesinlikle, onunla merak ediyordu. Kesinlikle. Çünkü şimdi en büyük korku tüp bebek tedavilerinde çocuk sahibi olamamakta kullanılan ilacın rahim duvarına verdiği olumsuz etki, kullanılan ilacın tüp bebek tedavileri sırasında kişiye yaratacağı olumsuz etki, tutunmaya olumsuz etkilemesi gibi. Mesela çok stres yaşayan, çok panik atak halinde olan, işte bir şeyleri ya olmayacak olmayacak diye kendisini yapan bir kişiye siz antidepresan vermek yerine akupunktur tedavisini alırsanız veya aşırı kasılan, kendisini şey yapan, tutunma problemi olan bir kişiye yan etkisi yüksek olan ilaç vermek yerine akupunktur tedavisini alırsanız çok daha hızlı oluyor. Çok daha az maliyetli oluyor. En büyük avantajı da aslında bu. Çünkü tüp bebek tedavileri gerçekten çok yoğun tedaviler ve çok maliyetli tedaviler. Bu tedaviler sırasında ekstra bir maliyet yüklemeden hastaya destek tedavilerini yaptığınızda sonuç çok başarılı oluyor. Burada en önemli şey önce doğru teşhisin koyulması, ama doğru teşhisi koyduktan sonra da ilk önce doğal yöntemlerle destek. Bizim maalesef çocuk sahibi olamayan hastalarda yapılan bir çalışma göstermiş ki çevrenin etkisine inanç ve buna bağlı olarak yapılan hatalar çok fazla oluyor. Ya işte benim Elton dedi ki şu balı yersem iyi gelecekmiş, işte şu çayı içersem çocuğum olacakmış. Bunlarla vakit kaybetmek yerine gerçekten konunun uzmanına gidip o zaman doğal yollarla tedavinin planlanması çocuk sahibi olamayan hastalarda çok etkili ve oluyor. Ve hem erkek hem kadın ikisi de uygulayabiliyorlar. Evet, öyle. Burada en önemli şey azospermi hastaları gibi erkekte en büyük problem çocuk sahibi olamamakta sperm sayısının azlığı. Bazen de hiç spermin çıkmaması. Dolayısıyla bu tarz hastalarda, yani azospermi dediğimiz olgularda, biz akupunktur tedavilerinin bilimsel olarak da gerçekten yapılan işleme, yani sperm bulma işleminin başarısını arttırdığını gördük. Bu amaçla biz hastayı değerlendirdikten sonra burada başka destekler de alıyoruz. Azospermi hastaları için özellikle sadece akupunktur tedavisi değil, fitoterapi, yani bitkisel destekler, homeopati gibi destekler, apiterapi gibi destekler, ozon tedavisi gibi destekler, yani sperm sayısını arttırmak amaçlı yapılacak başka destekleri de hastaya genelde öneriyoruz. Hepsini birlikte kombine ettiğimizde, bir de sperm sayısını arttırmak amacıyla üroloji konsültasyonu sonucunda eğer bir hormonal destek tedavisi gerekiyorsa onları da aldığımızda sonuç gerçekten de yüz güldürücü oluyor. Ama tekrar altını çiziyor, tüp bebek tedavisinde destek olarak kullanılabilir bir yan etkisi yok. Hiçbir tabii yan etkisi jinekolog yok. Tabii ki jinekolog ve sizin akupunkturistlerin, evet, ve sizin tüp bebek sertifikanız var. Böyle hekimlerin gözetiminde yapılması kesinlikle çok daha bugün doğru. Kesinlikle. Bugün baktığımızda Amerika ve Avrupa'da bütün büyük merkezlerde artık tüp bebek merkezlerinin mutlaka bir akupunkturisti var. Onun için de her iki uzmanlık alanı, erkeği üroloji uzmanı değerlendirecek, kadını kadın doğum uzmanı ve aynı zamanda bunların dışında da tüp bebek sertifikası olan kişilerin bu işi yapması gerçekten başarı açısından çok etkili önemli oluyor. Doğru akupunktur yaptırmak açısından da çok etkili oluyor. Bugün bakıyoruz, hasta bana geliyor, diyor ki hocam ben yumurta sayısını arttırmak için akupunktur yaptım, ama bilimsel açıdan bakıldığında bu akupunkturun başka bir şekilde yapılması gerekiyor. Onun için bu konuda da hani uzman olan spesifikleşmiş hekim gitmek çok değerli oluyor. Gitmek gerekiyor. Peki şimdi çok sayıda soru geliyor. Evet, tüp bebek önemli ama diğer taraftan da zayıflama. Akupunktur evet, eşittir. Nedense sadece zayıflamak için kullanılan bir tedavi yöntemi gibi algılandığı için bir seyircimiz sormuş. Hocam ben akupunkturu zayıflamak için kullanacağım ama ileride bana bir zararı olur mu diye. Az önce yan etkisi yok dedik ama yine de altını çizelim. Ama genelde burada en büyük şey korku zayıflamada. Ya ben akupunkturu yaptırdım. Akupunktur yaptıranlar var. Sonrasında çok fazla kilo alınıyormuş. Verilen kiloların hepsi daha fazla olarak geri geliyormuş. Şimdi bakın, eğer siz çok düşük kalorili bir diyet verirseniz gerçekten de sonrasında normal kaloriye geçtiğinizde akupunktur sonrası bir anda hızlıca kilo alacaklardır. Bakın çok önemli bir şey var. Akupunktur açlık hissini bastıran, hızlı doymamızı sağlayan ve diyet sırasında mutsuzluk hissini ortadan kaldıran, ki diyet yapmak gerçekten mutsuzluk veren bir şeydir. Çok önemli bir destek tedavisi. Akupunkturun kendisi zayıflatmaz. Diyet zayıflatır, akupunktur
diyete uymayı kolaylaştırır. Şimdi burada akupunktur tedavisinde diyet kısmını mutlaka bir diyetisyen eşliğinde kontrol etmek gerekir. Ve bizim yaptığımız ve en büyük iddiamız zaten akupunktur tedavisi sonrası asla kilo aldırmıyoruz. Neden? Çünkü biz akupunktur tedavisini bitirdiğimizde hastanın günlük alması gereken kaloriye getiriyoruz. 2000-2200 kaloriyle beslendiğini gördükten sonra bir diyetisyen eşliğinde akupunktur tedavisini bıraktığımızda hasta hiçbir şekilde kilo almıyor. Onun için de çok güvenli, hiçbir yan etkisi olmayan ve hiçbir şekilde kilo aldırmayan çok önemli bir yöntem. Gene çok fazla gelen sorulardan birisi, bölgesel açıdan faydası oluyor mu akupunkturun? Çünkü bazen kadınlarda basenler, özellikle göbek bölgesi, kol sarkmalarında yapılabilecek bir şey olmadığı söyleniyor. Ama akupunktur tedavileri bölgesel olarak da çok etkili. Özellikle göbek bölgesinin erimesinde, basen bölgesinin erimesinde bölgesel akupunktur tedavilerinin başarıları gerçekten muhteşem. Gerçekten muhteşem. Şimdi bir seyircimize soruyorum. Hocam, bel fıtığı tedavisinde akupunktur etkili midir diye. Bel fıtığı tedavisinde ve boyun fıtığı tedavisinde gerçekten de çoğu zaman eğer fizik tedavi başarılı olmamışsa akupunktur tedavisine zaten fizik tedavi uzmanları tarafından yönlendiriliyor. Bakın, burada çok önemli bir ayrıntı var. Hastanın sonuçları. Yani bel fıtığı ne kadar ileri boyutta, boyun fıtığı ne kadar ileri boyutta. Onu değerlendirdikten sonra, emel sonucunu değerlendirdikten ve bir fizik tedavi görüşü aldıktan sonra akupunktur tedavileri çok iyi sonuç veriyor. Sadece akupunktur tedavisi değil, başka tedaviler de buna ekliyoruz ama akupunktur özellikle oradaki kas spazmını rahatlattığı, kanlanmayı arttırdığı, özellikle diskopati dediğimiz, yani bel fıtığı yapan disk hernilerinde oradaki sıvı miktarını beslediği, arttırdığı için de fıtık tedavilerinde oldukça etkili oluyor. Onun için de eğer fizik tedavi başarılı olmamışsa ve eğer ileri düzeyde bir bel fıtığı değilse, bel fıtığı sonuçları gerçekten yüz güldürücü oluyor. Boyun fıtığı sonuçları da yüz güldürücü oluyor. Özellikle hastalarda, masa başı çalışan hastalarda, ya çok fazla kulunç giriyor diye bize geliyorlar, ya boynum çok fazla ağrıyor diye geliyorlar. Bu hasta grubunda düzenli akupunktur tedavileri muhteşem sonuç veriyor. Peki, şimdi hızlı hızlı gidiyoruz. Sigara bırakmada da akupunkturun kullanıldığı ve başarılı olduğu ifade edilir. Birçok kişi de artık sigarayı bırakmak için niyetlenmiş durumda. Tam Ramazan ayındayken de, hazır oruçlar tutulurken de iyi bir fırsat. Akupunktur gerçekten destekliyor mu sigara bırakmayı? Şimdi bakın, burada önemli olan bağımlılık tedavileri. Şimdi aslında yemek yemek de bir bağımlılık. Sigara da bir bağımlılık veya alkol veya işte uyuşturucu madde bir bağımlılık. Bağımlılık tedavilerinde neden bağımlılık olduğu çok önemli. Genelde bana hastalar geliyor, sigara bırakmak için geldim. Peki kim istiyor, siz istiyor musunuz? Hayır, eşim istiyor. Eşinin istediği, annesinin babasının sigara bırakmasını istediği bir kişi asla sigara bırakamaz. Bağımlılık tedavisinde en önemli, kişi gerçekten istiyor mu? Eğer istiyorsa o bağımlılığa ihtiyacı azaltan muhteşem bir yöntem akupunktur. Ama kişinin istiyor olması lazım. Zayıflamak istiyor olması lazım. Sigarayı bırakmak istiyor, alkolü bırakmak istiyor olması lazım. Bu tarz bağımlılık tedavilerinde sigara ihtiyacı azalttığı için veya alkol veya yemek ihtiyacını azalttığı için akupunktur gerçekten çok önemli. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunu özellikle vücut enerji dengesini sağlayarak yapıyor. Bakın, biz bu tarz hastalarda kulak iğneleri kullanıyoruz. Kalıcı iğneler kullanıyoruz. Uzun süre kulakta kalabilen veya vücudumuzda kalabilen kalıcı iğneler kullanıyoruz. Bunlar sürekli sinyal göndererek o ihtiyacımızı azalttığı için çok ciddi şekilde tedavi edici etkinliği sağlıyor. Ama kişi bundan keyif alıyorsa, buna çok ciddi destek oluyorsa, o zaman bir bağımlılık tedavisinin herhangi bir yöntemle, sadece akupunktura değil, tedavi edilebilmesi çok mümkün olmuyor. Çok burada mümkün. Çok önemli bir şey var. Son günlerde özellikle konuşulduğu için söylüyorum, migren tedavileri. Migren tedavileri, baş ağrıları tedavileri, gerilim tipi baş ağrıları özellikle çok düzelebilen tedaviler değil. Mutlaka migren hastaları, baş ağrılı hastaları vardır ve bunlar sürekli ilaç kullanan hastalar ve özellikle atak geldiğinde hastaneye gidip hastaneye yatıp serum tedavisi alması gereken hastalar ve son günlerde çok fazla bahsi geçen migren aşısı tedavisi, ki migren aşısının $500 alınması gerekli ve bunun defalarca yapılması gerekli. Bu kadar pahalı bir tedaviye gerek yok. Özellikle gerilim tipi baş ağrılarında, migren tipi baş ağrılarında eğer altta bir patoloji yoksa akupunktur kalıcı olarak düzelme sağlayabiliyor. Çok daha ucuz bir tedavi,
Aynı şekilde söylüyorum, özellikle vücudun enerjisini dengelediği ve vücudun kendi kendini tedavi etmesini sağladığı için çok iyi sonuçlar veren. Ama hocam orada da herhalde migrende de dikkat etmemiz gereken şey, bir nöroloji uzmanı tarafından migren teşhisinin konulması gerekiyor. Öncelikle, yani her baş ağrısı ya da migren olabilir diye düşündüğümüz her şeyde de benim başım ağrıyor diye gelen hastaları biz zaten mutlaka nöroloji uzmanına gönderiyoruz. Hı hı. Gerekli olan kan testleri yapılıyor, gerekli olan tomografiler çekiliyor, EEG'ler çekiliyor ve nöroloji uzmanı eğer migren derse veya gerilim tipi baş ağrısı derse ve buna bağlı olarak tedavisi uzun yıllar devam ediyorsa o zaman mutlaka böyle bir tedaviyi denemelerini öneriyorum. Şimdi son 1-2 dakikamız kaldı. Sizden bir özet rica edelim ve kapatacağız. Hemen şunu söylemek istiyorum. Alzheimer hastaları ile ilgili de konuşmak istiyorum. Şu anda geriatrik hastalarda özellikle yani ileri dönemde yaşlılarda en sık ikinci ölüm sebebi Alzheimer. Alzheimer yani demans hastalığı çok sık görülmeye başlandı. Bundan sonraki 10 yılda da inanılmaz fazla görülmeye başlayacak. Dolayısıyla Alzheimer hastaları varsa, unutkanlık hastası varsa son yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki gerçekten de akupunktur çok faydalı oluyor. Özellikle 1 ila 3 aylık tedaviler sonucunda Alzheimer'ın kökeninde yatan beyinde ortaya çıkan plaklar, özellikle bazı sinir iletim yolaklarındaki hasarların bilimsel olarak düzeldiği akupunktur tedavileriyle ispatlandı. Onun için Alzheimer hastaları, yeni başlayan Alzheimer hastaları, ileri yaşta unutkanlık başladı ise mutlaka anne babaları veya bu yaşta hastalarımızı akupunktura yönlendirmenin önemli olduğunu altını çizerek vurgulamak istiyorum. Böyle çok hızlı bir akupunktur hakkında derleme toplama oldu inşallah daha uzun sürelerde daha açı açı konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Yine altını çiziyoruz. Akupunktur yan etkisi olan bir tedavi uygulaması değil ama muhakkak hangi rahatsızlığımız varsa o işin hekimine başvuracağız ve sizden de destek alıp birlikte tedaviyi yürüteceğiz. Tekrar teşekkürler. Teşekkür ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Efendim biz bugün programımızda akupunkturist Doktor Buğra Buyrukçu ile birlikteydik. Akupunktur uygulamalarından, tedavi yöntemlerinden bahsettik. Haftaya yine saatlerimiz 10.20'yi gösterdiğinde sizlerle olacağız. Görüşene dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.